Dostlarım, herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün yine kanalda çok sevilen bir seriyle beraberiz. Bir korkunç mesajlaşmayla sizlerle birlikte olacağım ve çok güzel. TikTok'ta en çok izlenen korkunç mesajlaşmalardan bir tanesi. Bakalım siz de sevecek misiniz? Dostlarım, yarın 9 Aralık Cumartesi günü Ankara'dayız. Uzun bir süredir Ankara'ya gelemedik. En son Ankara imzası iptal olmuştu hatırlarsanız. Dolayısıyla kitaplı kitapsız herkese ama herkesi bekliyorum. Bir sonraki günde yani 10 Aralık Pazar günü de Ankara'dan Bolu'ya geçiyoruz arkadaşlar. Bolu'da çok güzel bir imzamız olacak. Sonraki hafta Diyarbakır'dayız. Ondan sonraki hafta da Çanakkale ile imzaları artık kapatıyorum izninizle. Çünkü son 3 aydır hiç ara vermeden her hafta sonu imzadaydım. Hadi başlayalım. Sofia yazıyor. Sara, orada mısın? Sara da diyor ki, sorun ne? Kapımda biri var diyor. Sara da diyor ki, kim var? Sofia, bilmiyorum. Teslimatçı olduğunu, kurye olduğunu söylüyor. Kurye mi diye soruyor arkadaşlar Sara. Bir şey sipariş ettin mi diyor. Sofia diyor ki, hayır etmedim. Bu yüzden endişeleniyorum. Sara da diyor ki, o hayır. Haberleri duymadın mı? Duymadığımı biliyorsun, ne oldu diyor Sofia. Sara da diyor ki, haberlerden duyduğum kadarıyla bir tane seri katil var ve bir kurye gibi davranıyor. Kurye gibi yani insanların evlerine geliyor. Ve onlar da kapıyı açıyorlar hani onun bir seri katil olduğunu bilmeden. Ve ondan sonra da bu katil evde kim varsa onları öldürüyor diyor. Sofia da çok şaşırıyor. What diyor? Ne yani? Şu anda benim kapımdaki bir seri katil mi diye soruyor arkadaşlar. Sara diyor ki, Sofia beni dinle. Ne olursa olsun sakın ama sakın kapıyı açma diyor. Kapıya vuruyor diyor Sofia da arkadaşlar. Ne Sara, ne yapmalıyım diye soruyor. Sara da diyor ki, polisi ara ve ışıkları kapat. Dolabın içine saklan. Yani bu dolabın içine saklanma olayı ne kadar klişe ve saçma ya, bilmiyorum farkında mısınız ama dolabın içine saklanınca ne oluyor? Sara diyor ki, hold on, bekle. Ne oldu diye soruyor Sofia. O artık dışarıda değil diyor kurye. Gerçekten mi diye soruyor o da. Bu kapının üstündeki delikten baktım. Artık kapımda değil, onu görmüyorum diyor. Sara da thank God diyor. Belki hani gitmiştir diyor. Bok gitmiştir. Güvende olduğun için çok mutluyum diyor. Sonra Sofia diyor ki, Sara. Sara diyor ki, yeah, ne oldu? He's in the house. He's in the house. Evin içinde diyor. Nasıl girdi ya evin içine? Ne? Nasıl girdi? Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bilmiyorum diyor Sofia. Seni gördü mü diyor. Sanmıyorum diyor Sofia. Şu anda neredesin diye soruyor Sara. Arkadaşlar, arkadaşı Sofia'nın arkadaşı. Odama gittim, odama kaçtım ve yani odama saklandım, yatak odasına gittim, yatak odasına saklandım diyor. Kendini koruyabileceğim bir şey var mı diye soruyor Sara arkadaşlar. Bekle, bir tane bıçak buldum diyor. Yani yatak odasında bıçağın ne işi var? Gerçi ben de bir ara bıçakla yatıyordum arkadaşlar ve çekmenin içinde. Okay, good diyor Sara. Kapıya yakın bir yerde dur. Eğer kapıyı açmaya çalışırsa hani onu bıçakla diyor. Yani başka çaren yok. Ne diyor? Birini öldürmemi mi istiyorsun diyor. Ya o seni öldürür diyor Sara. Ya da sen onu öldürürsün. Hani seçim senin diyor. Yani karşında bir seri katil var. Sofyacığım kendine gel. Oh my god diyor Sofia. Aman tanrım ne oldu diye soruyor Sara. Footsteplerini, ayak seslerini duyuyorum. Yaklaşıyor, daha da yaklaşıyor. Sana ne dediysem onu yap diyor Sara arkadaşlar. Kapıyı açmaya çalıştığında onu elindeki bıçakla, hani bıçakla diyor. Oh no diyor Sofia. Ne oldu kız yine? Şu anda kapıda. Stop him Sofia. Onu bıçakla diyor. Acaba ters köşe bir şey mi çıkacak için şu anda? Yap diyor, hemen yap diyor. Yaptın mı diye soruyor Sara. Sofia, onu bıçakladın mı? Sofia diyor. Sofia'dan cevap yok. Öldü mü diye soruyor. Are you okay? İyi misin? Diyor arkadaşlar. Sofia, lütfen bir şey söyle. Say something diyor. Sofia'dan cevap gelmiyor ama. Sofia'dan cevap geliyor sonunda. I'm okay. Ben iyiyim. Bana ne söylediysen direkt olarak onu yaptım diyor. Oh thank God, Tanrı'ya şükürler olsun. Güvende olduğuna çok sevindim diyor. Sana gelebilir miyim diye soruyor Sofia arkadaşlar. Şu anda evde yalnız olmak istemiyorum diyor. Of course diyor Sara da, tabii ki gelebilirsin. Bana adresini gönderir misin diyor.
Adresim mi diye soruyor Sara. Adresim sende yok mu diyor. Çok şüpheli. Uber'e bineceğim. Olanlar nedeniyle kendimi araba kullanacak kadar iyi hissetmiyorum diyor. Bu yüzden direkt Uber'e binecekmiş. Direkt Uber çağıracakmış. O okey diyor. Sofya'da adresim işte 3218 Broadway Caddesi diyor Sara. Ben bu işin arkasından bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Sara vermese miydin adresini? Keşke görüntülü mü arasaydın mesela. Teşekkür ederim diyor arkadaşlar ve bir saat sonra arkadaşlar Bella diye birisinden mesaj geliyor. Bella Sofya'nın oda arkadaşı. Sara uyanık mısın diye mesaj atıyor. Kız buna bak ben dedim sana Sofya sizlere ölür mü acaba? Evet ne oldu diyor. Sofya öldü diyor. Şu anda eve geldim. Banyoda cesedini buldum. Ne söylüyorsun diyor. Neler söylüyorsun diyor Sara da. Şu anda bana doğru geliyor yolda diyor. Hayır gelmiyor diyor ve bir fotoğraf gönderiyor. Sofya'nın fotoğrafını gönderiyor küvetin içinde. İnanamıyorum. Ya Sofya bebeğim ya. Onu bu şekilde buldum eve geldiğimde. Aman tanrım diyor. Sara kaç bebeğim kaç. Bana bir süre önce mesaj attı ve kapısının önünde bir adam olduğunu, bir kurye olduğunu söyledi. Kurye gibi davranan bir seri katilin olduğunu bilmeden ona hani detaylardan bahsettim ve kendisini koruyabileceği bir şey bulmasını söyledim. Ve onu öldürdüğünü düşündüm bu şekilde. Yani olan olayları şu anda Sara Bella'ya, Sofya'nın oda arkadaşı anlatıyor. Bekle, eğer Sofya öldüyse benim evime gelen kim diyor. Aman tanrım. Ne demek istiyorsun diyor. Sara diyor ki Sofya bana gelmek istediğini, bana geleceğini söyleyen bir mesaj gönderdi. Ve eğer Sofya şu anda ölüyse o zaman seri katil benim evime geliyor ve onun telefonunu aldı. Aman tanrım diyor. Allah. Bella diyor ki Sofya'nın oda arkadaşı relax. You'll be fine. İyi olacaksın. Senin nerede yaşadığını bilmiyor diyor. Katil evet biliyor diyor. Sara Sofya'nın güvende olduğunu yani kendisini koruduğunu işte düşündüğüm için ona direkt olarak kendi adresime mesaj attım diyor. Ve telefonun yani Sofya'nın telefonunun seri katilde olduğunu bilmeden mesaj attım diyor. Bella da diyor ki bu seri katile adresini mi verdin? Hemen evden çık, evden hemen çıkmalısın diyor. Bella diyor. Ye yeah, diyor Bella da. Aşağıdan gelen bir ses duydum. Bella ya oysa diyor ya seri katil geldiyse diyor. Alright, try to stay calm. Tamam diyor. Sakin olmaya çalış, sakin kalmaya çalış. Nasıl sakin kalacaksa artık bilemiyorum ama. Ben zaten polisleri aradım diyor Bella Sofya'nın. O da arkadaşı hani muhtemelen Sofya için aradı ve kısaca Sara'nın başına gelenlerden de bahsetti. Aman tanrım şu anda mutfakta ve kocaman bir bıçağı var diyor ve evde olduğumu biliyor, beni bulmaya çalışıyor, beni arıyor. Eğer beni bulursa Bella da diyor ki he won't trust me, seni bulmayacak, güven bana, sadece sessiz kal ve hani sakin ol. Polisleri aradım, şu anda senin evine doğru yola çıktılar. Sakın ses çıkarma, okey mi diyor. Sara, are you there? Orada mısın diyor. Sara da gitti. Sara, orada mısın? Lütfen. Please say something. Bir şey söyle diyor Sara. Neden hiçbir şey yazmıyorsun? Neden hiçbir şey söylemiyorsun diyor. Hello diyor. Sara en sonunda yazıyor arkadaşlar ve diyor ki polis hiçbir şey yapamaz. Nasıl, niye yapamaz? She is dead. O öldü diyor. Onun telefonunu da ele geçirmiş. Lanet olsun ve hikaye burada bitiyor. Bitti. Çok heyecanlıydı arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Yani Sara'nın bu tuzağa göz göre göre düştüğüne inanamıyorum. Zaten ben ilk anda adresi istediğinde ilk anda böyle bir zaten şey oldum. Aha dedim kesin bu adresi isteyen kesin bir seri katil. Yani seri katilin ta kendisi. Ama sevgili Sara düştü bu tuzağa ne yazık ki. Yani adrese ihtiyacı neden olsun ki? Açık adrese ihtiyacı. Yani aslında mantıklı olarak düşünürsen evet hani benim başıma böyle bir şey gelse düşünsenize yani evinize gelen bir seri katilden kurtuluyorsunuz ve arkadaşınıza gidiyorsunuz. Tabii ki her tarafınız titriyor olur muhtemelen. Ve araba kullanamayacak pozisyonda olursunuz. Evet aslında normal şartlarda bir Uber çağırmanız ya da taksi çağırıp adresi vermeniz
hani olası bir durum. Ama bir de şöyle bir durum var. Evet, sen bir seri katili öldürdün ya da evine giren birisini öldürdün. Polis çağırıp hani orada bekleme gerekmiyor mu ya mantık olarak? Hani Sara'nın da bence bunu düşünebiliyor olması lazım. Ya da Sara bizim kadar böyle true crime, gerçek suç belgeselleri ya da filmi falan izlemiyor. Ah Sara, ah gitti evladım. Her neyse arkadaşlar, umarım keyifle izlemişsinizdir ve beğenmişsinizdir videoyu. İstediğiniz başka hikayeler olursa lütfen videonun altına eklemeyi unutmayın. Sizi sevdiğimi de unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve yeni videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bye bye.